Hocam kurban arefesindeki orucun faziletini duydum. Zilhicce oruçları. Oruç tutmaya niyetlendim. Ancak gece sahura kalkamadım. Niyetimi sabah namazından sonra yaptım diyor. Orucum geçerli oldu mu diye bir soru sormuş hocam. Şimdi burada da aynı şeyi söylemek gerekirse bir kere tutulan yapılan hiçbir ibadetin şeyi yoktur. Yani boşa gitme diye bir şey yoktur. Sadece o niyeti kabul olur mu olmama mesele. Şimdi dikkat edersek Kurban Arefesi'ndeki Arefe gününün orucundan bahsediliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun faziletiyle alakalı geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına kefarettir diyor. Gerçekten fazilet bakımından çok büyük bir sevap karşılığı var. Yani iki senelik bir sevabı var demektir. Geçmiş ve gelecek senenin günahlarına hem de kefarettir diyor. Şimdi buradaki oruç, soruya gelecek olursak oruç ne? Dikkat edersek Arefe günü tutulan bir oruç. Farz değil, vacip değil, nafile bir oruç. Şimdi burada işte konuyu çok güzel açmak lazım. Şimdi burada niyetlerimizi bir kere çok, bu konudan biz geçmiş programlarda herhalde bir kısmi olarak da bahsettiğimizi hatırlıyorum ama biraz da hazır bu soru sorulmuş. Yani biraz açarak açarak konuşalım ki net konuşalım. Şimdi bir kere şunu Müslüman kişi bilecek yani. Yani bazı şeyleri bilmek için illa hoca olmak da gerekmiyor. Sonuçta bu ibadeti herkes kendisi yapıyor yani. Bir, tuttuğu oruç hangi oruç? Farz oruç mu? Yani kaza orucu mu? Kefaret orucu mu? Veya işte farz oruç mu? Vacip oruç mu? Nafile oruç mu? Bunları bilecek yani. Şimdi buradaki niyetlerle alakalı. Şimdi niyet eğer diyelim ki bilinen, muayyen olan bir oruçsa, mesela işte farz dediğimiz bir Ramazan orucuysa veya işte nafile oruç dediğimiz günü belli olan, zamanı belli olan bir oruçsa veya adak ama o adağın bir şeyi var yani bilinen, muayyen, bilinen bir zamana tayin edilmiş bir oruçsa bu oruçların vakti anlaşılır değil mi? Ramazan orucu, işte nafile oruçlar ve adak dediğimiz yani bir şey adadığım adak dediğimiz ama zamanı vakti belli olan adak oruçlarının niyetinin vakti akşam namazının güneş batmasından başlar. Yani normalde niyet zannedilir ki böyle imsaya geliyor. Adam mesela akşam namazı güneş battı niyet etse etmesi geçer olur mu eder yani. Ama tabii daha çok sahura kalkacaklar. İşte demin biraz daha vakitin ilerlemesini gerek. Çünkü sahuru geciktirmek şeydir yani daha faziletlidir. Yani niyeti ne zamandır? İmsaktan önce yani akşam namazının güneşin batmasıyla başlar. İmsaktan kuşluk vaktine kadar devam eder. Sebebi şu, bakın buranın üzerine bu sebebi. Çünkü niye? Ramazan orucunun vakti belli. Ne zaman? Senede bir aydır değil mi? Evet. Pazartesi, perşembe oruçları, aşure oruçları, işte Arefe günü oruçları zamanı belli. Yani ne zaman tutulacağı belli. Yani zamanı, vakti belli olan oruçların niyeti akşam güneşin batmasıyla başlar, kuşluk vaktine kadar devam eder. Bu ne demektir yani? Yani bu arkadaşımız ne diyor mesela? Ben kalktım, imsak geçmiş, sabah namazı geçmiş, niyet ettim. Edebilir mi? Edebilir. Çünkü niye oruç ne orucu? Nafile bir oruç. Yani zamanı, Arefe gününün zamanı bellidir yani. Zilhicce değil mi? Yani Zilhicce ayında tutulan, evet. Kurban Bayramı birinci günde bir gün önce tutulan bir oruç. Zamanı belli. Yani dolayısıyla nafile bir oruçtur. Nafile bir orucunda niyeti kuşluk vaktine kadar yapılır mı? Yapılır. Ha şimdi buradaki soru geçerli olur mu? Oruç mutlaka geçerli olur da tuttuğun o şey yerine geçer mi meselesi var yani. Yani o niyet etmiş olduğun orucun yerine geçer mi? Oraya bakmak lazım. Demek ki vakti, zamanı belli olan oruçların niyeti kuşluk vakti dediğimiz öğle namazından işte 45 dakika öncesine kadar ne yapılabilir? Yapılabilir. Ama kişinin kefaret orucu var. Hayatında kasıtlı olarak bir orucu bozmuş kefaret orucu var. Veya işte Ramazan orucu içerisinde bir kaza orucu var. Veya muayyen olmayan bir adak orucu var. Yani ne zaman tutacağına karar vermemiş. Yani şu zaman dememiş yani. Bir adak orucu var. İşte bunlar için niyetin mutlaka imsak dediğimiz yani fecir dediğimiz fecir sadık imsaktan önce yapılması lazım. Ha bunun sebebi ne? Yani niyetin imsaktan önce yapılması sebebi çünkü bir adamın kefaret tutma borcu vardır ama ne zaman tutacağına karar vermemiştir yani. İstediği zaman tutabilir yeter ki bölünmesin. Veya kaza orucu vardır ne zaman tutacağına daha karar vermemiş. Veya bir adak orucu var ne zaman tutacağına karar vermemiş. İşte bu niyetle beraber o orucu ne zaman tutacağına karar vermiş oluyor. Dolayısıyla imsaktan önce tutulması lazım. Şey, niyet edilmesi lazım. Burası anlaşıldı değil mi inşallah evet, yani. Sir. Dolayısıyla bu arkadaşımızın tutmuş olduğu o kurban arefesindeki oruç nafile bir oruçtur. Arefe günü orucunda tutmak geçerlidir. Niyeti nafile olduğundan dolayı da ölene kadar da yapılabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şeye dikkat etsinler yalnız kefaret oruçlarına, Ramazan oruçlarını tutarken mutlaka niyetlerinin imsaktan önce yapılmasına dikkat etsinler inşallah yani.
Hocam kardeşlerimizin de yani izleyenlerimize de şunu da inşallah bu programlarda elhamdülillah onu da duyurmuş olalım. Ya sanki sahura kalkamayan bir kişinin orucu olmaz. Evet. Veyahut orucun neredeyse farzlarından yani olması olmazlarından. Niye tutmuyorsun oruç? İşte sahura kalkamadın. Yani evet duyuyoruz hocam bunları yani. Evet. Bununla alakalı da bir iki ifade kardeşlerimize söylersek yani burada da bayağı bir netleştirmiş oluruz inşallah. Tabii yani sonuçta sahura kalkmak orucun bir şeyi değil yani. Yani kalkamadığın zaman. Kalkarsa iyi olur ama. Tabii o günkü hele günler uzunsa yemesiyle içmesiyle beraber orucuna bir kuvvet olacak, bir yardımcı olacak. Sahura kalkmak tabii ki yardımcı olur ama sahura kalkamak orucu tutmanın şeyi değil yani. Hani seferilikte işte şu budan bir şey var ya, özür var ya, ama bu bir mazeret, bir özür yerine geçmiyor. Dolayısıyla engel değil yani, engel orucun değildir. Sahiyetine. Sahura kalkamayan bir kişi orucunu o gün mutlaka tutacaktır. Çünkü sahura kalkmak bir şey olarak kabul edilmiyor, geçerli sayılmıyor yani inşallah. Evet hocam, Allah razı olsun.